Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor sevgili izleyiciler. CHP Pendik ilçe teşkilatıyla bir araya geldi. Bu kez başkan adayının kendisini karşılayan horon ekibine eşlik etmesi ise büyük ilgi ve alkış topladı. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun adresi bu kez Pendik oldu. Yunus Emre Kültür Merkezi'nde Pendik İlçe Teşkilatı'ndaki partililerin düzenlediği toplantıya katılan İmamoğlu, yaptığı konuşmasında önemli mesajlar verdi. Herkesten çok çalışmayan süreçlere liderlik yapamaz. En fazla çalışacak en öndeki lider. Yani şu an İstanbul'da benden daha fazla çalışacak bir vatandaş bulamazsınız. Şu an itibariyle en çalışkanınız ben olacağım. Göreceksiniz sabahın en erken saatinden gecenin geç vaktine kadar koşturan, akıldan bilimden yana herkesin fikrine değer veren bir süreç yöneteceğiz. Toplantı öncesi sahneye çıkan horon ekibi salondakileri coşturdu. Ekip sürpriz bir davetle sahneye İmamoğlu'nu da davet etti. Ekrem İmamoğlu ekiple alkışlar eşliğinde dakikalarca horon tepti. Evet, heyecan ve stres var ama böyle renkli görüntüler de oluşuyor sevgili seyirciler yerel seçime giderken. Bugün CHP'de önemli belediye başkan adayları açıklandı dedik. Az önce ayrıntıları vermiştik. Şimdi yansımalarını konuşacağız. Ayşe Sayın telefon attığımızda. İyi akşamlar Ayşe Sayın. İyi akşamlar, yayınlar. Teşekkürler. Merakın bir bölümü giderilmiş oldu. Özellikle Mersin, Bursa merak ediliyordu. Onun dışında Maraş, Van yine belli olan iller arasında CHP'de Iğdır var. Kütahya, Bayburt, Bitlis. Az önce dediğim gibi ayrıntılarını paylaştık. Nasıl yansıması? Parti kulislerinde neler konuşuluyor? Açıklanan adaylar tatmin etti mi? Neler söyleyeceksiniz? Açıkçası zaten herkesin merak ettiği daha çok Mersin'di biliyorsunuz. Çünkü ittifakta uzlaşma sağlanamamıştı Mersin üzerinde. Sonuçta her parti, İYİ Parti de CHP'de kendi adayını göstermişti. CHP'de çok aday vardı Mersin'de. Son olarak iki isim, Serdar Köycüoğlu ve Vahap Seçev isimleri gündeme gelmiş idi. Elene elene o isimler bize gelen bu iki isimden biri olacağı yönündeydi bilgiler. Gerçekten de MYK'ya aslında... bu iki seçenek önce Serdar Kuyucuoğlu geldi. Sunulan listede o vardı MYK'ya sunulan listede. Ancak edindiğimiz bilgi MYK üyelerinin büyük bölümü, çoğunluğu Vahap Seçer'i öneriyor. Ve bunun üzerinde uzlaşma sağlanıyor. Ben bunu açıkçası çok şey diye okumadım. Böyle bir görüş ayrılığı, çatışma değil. Evet. Aslında bu iki isim üzerinden düşünülen bir adaylık süreci vardı ve Vahap Seçer'de karar kılınmış oldu. Çünkü Vahap Seçer epeydir de gerçekten MYK üyeleri düzeyinde de sürekli Ankara'daydı. Benim mecliste de gözlemlediğim buydu. Ve sonuçta bu isim üzerinde uzlaşılmış oldu. Diğer adaylığına baktığımız zaman mesela ben ilk gördüğüm Zikri Sağlar'ın bir açıklaması var. Çalışacağız beraber diyor. O da adaylar arasında da geçiyordu malum. Evet. İl örgütünün açıklaması var ilk baktığımızda. Çalışacaklar gözüküyor. Kırgınlık olmuş mudur? Olmuş olabilir ama sonuç itibariyle seçime giderken artık kimse küskünlük, kırgınlık diye bakmayacaktır. Çünkü Mersin'de CHP güçlü. Dolayısıyla hani bu dönem, geçen dönem biliyorsunuz MHP'de kalmıştı adaya tepki nedeniyle. Bu dönem kazanma şansı daha yüksek görülen illerden. Evet. Gerçi orada İYİ Parti de aday gösterecek. Ayrı aday çıkaracak mevcut belediye başkanını. Hı hı. Ama bir çekişme olacak tabii. Hı hı. Sonuçta CHP buna karar kılmış oldu. Diğer illerden Bursa. Bursa sürpriz değildi. Çünkü geçtiğimiz günlerde de zaten hatta bir önceki parti meclisinde biz Bursa'nın açıklanmasını bekliyor idik. Nilüfer Belediye Başkanı'nın Bursa Büyükşehir aday olacağı belliydi.
büyük ölçüde konuşuluyordu ve o isim oldu. Açıkçası hani CHP açısından bu açıklanan bu isimler, 102 isim yanılmıyorsam, asıl merakı gidermedi. Evet. Çünkü herkesin gözü İzmir'de ne olacağında ve İstanbul'un tabii ilçelerinde ne olacağında zannediyorum bir sonraki, ama yani en geç açıklanacak olan yerlerde İzmir ve İstanbul'un ilçeleri olacak. Evet. Şimdi bugün açıklanan listede iller bazında bakacak olursak milletvekili olarak tek açıklanan isim Ali Öztunç, Kahramanmaraş. Evet. O var dikkat çeken. Peki bir sonraki merak edilen iller, başta İzmir ve İstanbul ilçeleri olmak üzere bir sonraki açıklama ne zaman olacak? Parti meclisi toplantısı netleşti mi tarih? Benim bildiğime göre yani henüz çok net değil ama sanki 17-18'ini bulabilir. Yani çok yakın olmayacak. Dediğim gibi hani arada bir parti meclisi olabilir. En son açıklanacak listede İzmir olacak. İzmir'de çünkü sanıyorum kamuoyu araştırmaları da yapılıyor isimler üzerinde. Kamuoyu yoklamaları da yapılıyor, anketler yapılıyor. Buna göre karar verilecek. Kolay bir şey değil İzmir, CHP'nin kalesi malum, daha doğrusu ne diyelim, başkenti diyelim o anlamda. Aday çok, yani parti yöneticileri aday olmak isteyen parti yöneticileri olduğunu biliyoruz. Milletvekilleri çok fazla var, eski milletvekilleri var ve belediye başkanları, ilçe belediye başkanları Narlı Dere ve Seferihisar var. Kolay değil ama benim edindiğim bilgi Kılıçdaroğlu'nun 3-4 isme biraz kafasında indirdiği yönde bir bilgi var. Hani çok aday var ama 3-4 isime inmiş gibi gözüküyor. Bunların arasında şöyle bile olabilir. Yine bugünkü işte Mersin gibi bir iki seçenekle MYK'ya gelebilir. MYK'da belirlenebilir bu iki isim, iki ya da üç isim arasında. Sonra PM'ye sunulabilir. Yani çünkü dediğim gibi CHP açısından hassas bir il İzmir. Evet. Sahip olunan oy oranını artırmak tabii. İlçeler çok önemli sizin de söylediğiniz gibi. Onun için hassas ve sona bırakılan büyük şehirlerden biri İzmir. Kulis bilgilerini aldık, yansımalarını aldık Ayşe Sayın. Çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Sağ olun. Sevgili seyirciler, bu arada teşekkürler. Merakın bir bölümü giderilmiş oldu. Özellikle Mersin, Bursa merak ediliyordu. Onun dışında Maraş, Van yine belli olan iller arasında CHP'de Iğdır var. Kütahya, Bayburt, Bitlis. Az önce dediğim gibi ayrıntılarını paylaştık. Nasıl yansıması, parti kulislerinde neler konuşuluyor, açıklanan adaylar tatmin etti mi, neler söyleyeceksiniz? Açıkçası zaten herkesin merak ettiği daha çok Mersin'di biliyorsunuz. Çünkü ittifakta uzlaşma sağlanamamıştı Mersin üzerinde. Sonuçta her parti, İYİ Parti de CHP'de kendi adayını göstermişti. CHP'de çok aday vardı Mersin'de. Son olarak iki isim, Serdar Köycüoğlu ve Vahap Seçer isimleri gündeme gelmiş idi. Elene o isimler bize gelen bu iki isimden biri olacağı yönündeydi bilgiler. Gerçekten de MYK'ya aslında bu iki seçenek önce Serdar Kuyucuoğlu geldi. Sunulan listede o vardı, MYK'ya sunulan listede. Ancak edindiğimiz bilgi MYK üyelerinin büyük bölümü, çoğunluğu Vahap Seçer'i öneriyor. Ve bunun üzerinde uzlaşma sağlanıyor. Ben bunu açıkçası çok şey diye okumadım. Böyle bir görüş ayrılığı, çatışma değil. Evet. Aslında bu iki isim üzerinden düşünülen bir adaylık süreci vardı. Ve Vahap Seçer'de karar kılınmış oldu. Çünkü Vahap Seçer epeydir de gerçekten MYK üyeleri düzeyinde de sürekli Ankara'daydı. Benim mecliste de gözlemlediğim buydu. Ve sonuçta bu isim üzerinde uzlaşılmış oldu. Diğer adaylarına baktığımız zaman mesela ben ilk gördüğüm Fikri Sağlar'ın bir açıklaması var. Çalışacağız beraber diyor.
O da aday adaylar arasında adı geçiyordu malum. Evet. İl örgütünün açıklaması var ilk baktığımızda. Çalışacaklar gözüküyor. Kırgınlık olmuş mudur? Olmuş olabilir ama sonuç itibariyle seçime giderken artık kimse küskünlük, kırgınlık diye bakmayacaktır. Çünkü Mersin'de CHP güçlü. Dolayısıyla hani bu dönem, geçen dönem biliyorsunuz MHP'de kalmıştı adaya tepki nedeniyle. Bu dönem kazanma şansı daha yüksek görülen illerden. Evet. Gerçi orada İYİ Parti'de adayı gösterecek. Ayrı aday çıkaracak mevcut belediye başkanını. Ama bir çekişme olacak tabii. Sonuçta CHP buna karar kılmış oldu. Diğer illerden Bursa. Bursa sürpriz değildi. Çünkü geçtiğimiz günlerde de zaten hatta bir önceki parti meclisinde biz Bursa'nın açıklanmasını bekliyor idik. Nilüfer Belediye Başkanı'nın Bursa Büyükşehir adayı olacağı belliydi. Büyük ölçüde konuşuluyordu. Ve o isim oldu. Açıkçası hani CHP açısından bu açıklanan bu isimler, 102 isim yanılmıyorsam, asıl merakı gidermedi. Evet. Çünkü herkesin gözü İzmir'de ne olacağında ve İstanbul'un tabii ilçelerinde ne olacağında. Zannediyorum bir sonraki ama yani en geç açıklanacak olan yerlerde İzmir ve İstanbul'un ilçeleri olacak.